hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim şimdiden. Burada arkadaşlar şu an kripto coin sitesi üzerindeyiz ve e, SC etkilisinden gelen Binance için açıklamalara şöyle bir göz atacağız. Oldukça ciddi açıklamalar var. Bir kere onu söyleyebilirim. Seç eski bir avukatı dünyanın en büyük bitcoin borsası Binance'ın kaçınılmaz bir bank run riskiyle karşı karşıya olacağı konusunda uyarıyor. Bakalım. Seç etkilisinden bitcoin borsası için ağır ithamlar. ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonunun eski bir avukatı olan John Reed Stark'a göre dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance destansı bir banka hücumuyla karşı karşıya kalabilir. 6 Mart'ta yaptığı bir paylaşımda Stark Binance'ı ABD düzenleyici gözetimi veya denetimi olmaksızın bir dizi finansal e, hizmet sunarken kendi sahte para birimini basan bir gölge banka olarak nitelendiriyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şu an açık söyleyeyim bak. ABD tarafı yani adamlar ben böyle daha ne kadar ileri gidebilir diye düşündükçe resmen şaşırtmaya devam ediyor. Ya diyorum ki ya adamlar daha ne yapacak falan diyorum. Adamlar Yine öyle bir şey yapıyorlar ki gerçekten beni e, şaşırtmayı başarıyorlar. E, büyük ihtimalle başarmaya da devam edecekler arkadaşlar. Ya adamlar açık açık diyor ki Binance Gölge Bank'a diyor ya. Yani bu tarif edilemez bir şey anlatabiliyor muyum? En son biliyorsunuz TTR'e benzer açıklamalar işte Wall Street Journal tarafından geldi. Şu an aynısını Binance'a yapıyor arkadaşlar adamlar. Aynısını şu anda bilansa yapıyorlar ve gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Tabi burada yani genel mevzu şu adamlar diyor ki ya formülü bulmuşlar bitcoin haricinde altcoinlerin tamamı kayıt dışı menkul kıymettir. Bunları satanların hepsi kayıt dışı menkul kıymet satmıştır. Yani öyle bir durumdayız ki artık işin içerisinden çıkılmıyor tamam mı? Adamlar istiyor ki her zaman söylüyorum yani borsalar falan olmasın. Hepsi bizim üzerimizden yürüsün. E, para bir, e, buraya aksın falan ama yani nereye kadar bu böyle? Bunların sadece sonu nasıl gelir arkadaşlar? Ripple şu davayı kazanırsa bunlara şöyle okkalı bir tokat vuracak. İşte anca o zaman bu iş e, olacak. Dua edin de Ripple davayı kazansın. XRP'niz Vardır yoktur fark etmez. Stark'ın yorumları ABD'li milletvekillerinin finans operasyonuyla ilgili artan endişelerin ortasında geldi. Stark, ilgili tweetinde şu ifadeleri kullanıyor: "Benim görüşüm, binasın bir gölge banka olduğu yönünde. Kendi sahte para birimini basarken aynı zamanda limitli sipariş defterleri, komisyonculuk vesayet, takas, uzlaşma ve benzeri işlemler yapıyor. ABD düzenleyici gözetimi veya denetimi olmadan." Yeni bir FTX ve destansı bir banka koşusu kaçınılmaz görünüyor. Yani e, açık bir şekilde kendisi ne diyor arkadaşlar? Geçenlerde tabii söyle yani bizzat Forbes yayımladı ya biliyorsunuz Forbes haber yayımladı. Aynısını söylüyor. FTX gibi çökecek. Hani e, söylemesi çok basit. Anlatabiliyor muyum? E, Binance şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Tabii ki ya hani bugün var yarın yok. Binance'ın piyasadaki varoluşu bir kesinlik ifade etmiyor Binance hatta şu an piyasada oldukça diğerlerine göre yeni bir e, kripto para borsasıdır. Bugün olur yarın olmaz e, bu belli olmaz fakat e, Binance'ın şu anda tabii ki önünü kesmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Şimdi olası bir çöküşten bahsediyor onun üzerine konuşalım. Binance iflas eder mi? Şimdi bir gerçekten likidite konusunda adamların hiçbir sıkıntısı yok piyasada e, herhangi bir sıkıntı olduğu şu anda gözlemlenmiyor. Dolayısıyla burada rezerv kanıtları da düzgün bir şekilde işliyor. Uzun lafın kısası böyle bir durumun olması beklenmiyor arkadaşlar. Yani beklenti bu doğrultuda olmayacaktır. Bunların tamamı fut haberdir. Ya tekrar ediyorum yani biraz e, zaman içerisinde aslında benim beklediğim senaryo farklı bir borsa ne yapar? Piyasaya çıkar daha iyi işler yürütür. Tabii ki binansı geçebilir. Mesela e, FTX çöküşünden evvel hatırlarsanız Coinbase'i geçmişti. İşte sıralama Binance, Coinbase, FTX şeklindeydi. FTX e, ikinci sıraya oturdu ve epey bir süre de aslında bu şekilde kaldı. Belki e, 7-8 ay falan zannediyorum böyle kaldı. Devamında tek partide bir iflasın üzerine arkadaşlar Coinbase üçüncü sıraya geriledi. Binance tarafında sürekli gözlemlediğimiz durum. Bakınız bunu Wall Street Journal'da yapmıştır, yapmıştır TTR. Şu anda John Reed Stark da yapıyor yapıyor. E, SEC yaptı. Bunu Forbes da yaptı. Adamlarda sürekli iddia var ama hiçbir zaman delil yok. Yani iddia bitmiyor. Gölge bankada derler işte kara para aklanıyor da derler. CZ'nin Ponzi'si de derler. Ya hepsi var. Aynı FTX gibi olacak da derler ama hiçbir zaman arkasında hiçbir delil yok ya. Yani biliyorsunuz Bilans'ın sözcüsü demişti ya sürekli olarak şey e, yok yok pardon sözcüsü bizzat CZ dedi bunu. Yani haberi veriyorsunuz ama karşılığında şey yok bir altını doldurabilecek bir argüman yok. Argüman yok argüman yoksa bu fut haberdir başka bir şey değildir yani anlatabiliyor muyum? Eğer burada şeyi vermiyorsan sen bunu kanıtlamıyorsan benim görüşüm. Ya senin görüşünü ne yapayım ben? Ne yapayım yani senin görüşünü? <laughs> Argo'da bununla alakalı çok e, ağır bir söylem var. Burada söylemeyeceğim ama nereme süreyim yani ben senin görüşünü? Adamların ponzi olduğunu söylüyorsun. FTX gibi çökeceğini söylüyorsun. Bunu delillendirmen lazım. Delillendirmiyorsan eğer bu fut haberdir yani. Dolayısıyla... Yani dediğim gibi ben buna katılmıyorum. ha Olur olmaz bekleyip göreceğiz. Ama sonuç itibariyle e, bunu destekleyebilecek ortada bir argüman yok. Zaten e, ABD tarafı, Avustralya aynı şekilde şu an aktif halde arkadaşlar adamlar delicesine binası araştırıyorlar. Yani zaten bir açığını bulsalar gerçekten FTX gibi çökebileceğine dair... Ufacık bir şey görseler anında paket edecekler ya bilansı anında. Çok ciddi söylüyorum. Ama e, bu bir şekilde yani olmadığı için zaten e, olayı devam ettiremiyorlar. E, falan filan Tam bu tarafı geçiyorum burada bir şey yok. John R. Stark bir bank run olursa katliam olur. Şimdi Stark bir banka hücumunun kaçınılmaz olduğuna ve bunun yatırımcılar için yıkıcı sonuçlara yol e, açabileceğine inanıyor. Binance'ın geleneksel bir bankadan farklı olarak aynı düzenlemelere tabi olmadığını ve aynı şekilde mevduat tutmadığını kaydediyor. Stark para çekme işlemleri askıya alındığında müşterilerin bağlantısının kesileceği ve teminatsız alacaklar haline gelebilecekleri konusunda uyarıyor. Ya buna yorum bile yapmak istemiyorum, yemin ediyorum ki ya. Çok e, enteresan şey. Neyse. Ayrıca Stark yatırımcıların önemli kayıplar yaşadığı FTX, Celsius, BlockFi ve Voyager gibi önceki davalara işaret ediyor. Eder tabi. Biz de çok şey işaret edebiliriz ama e, videomuzu kaldırmasınlar. Tweetine yorum yapan bir gazeteci olan Brady Dale, Binance'ın bir bankadan çok bir borsa gibi davrandığını savunurken Stark Binance'daki bir çöküşün yıkıcı bir yatırımcı katliamına yol açabileceğini belirterek buna karşı çıktı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.